arkadaşım merhaba. Şimdi dokularına göre kırsal yerleşmelerden e, bahsedeceğim sana. Bunları aslında ikiye ayırıyoruz biz. Toplu ve dağınık. Bugüne kadar KPSS çıkmış sınav sorularına baktığımızda dağınık yerleşmenin sürekli bize sorulduğunu görüyoruz. O yüzden hani nedenlerini bilmekte fayda var. E neden? Kırsal meskenlerde insanlar toplu yerleşirler. E, onları mutlu eden bir sorun var arkadaşlar. E, yer şekilleri burada nasıl? Yer şekilleri burada sade ama sorunları ne arkadaşlar? Sorunları ne? Sorunu yaşıyorlar. Su sorunu yaşıyorlar. Yer şekilleri sade olduğu için su bulunca etrafına çok rahat ne yapabiliyorlar arkadaşlar? Çok rahat yerleşebiliyorlar. İşte bu yerleşmenin adı nedir arkadaşım? Toplu yerleşme. Adamların sorunu neymiş? Su. Hayat bir noktada onlara gülmüş. Yüzey şekilleri nasılmış arkadaşlar? Sade. O zaman toplu yerleşmeyi, yer şekilleri ve su yani iklim ile mi açıklıyoruz? Bakın böyle de bir ikili üçlü soru gelebilir. Dikkatli olunuz. Neden toplu yerleşiler? Yer şekilleri sade. Adamların ne sorunu var? Su sorunu var. Bu yüzden toplu yerleşiler. Peki ülkemizde toplu yerleşmeler kırsal meskenlerde özellikle nerelerde görülüyor? Özellikle arkadaşım su sorunu olan İç Anadolu Güneydoğu Anadolu gibi yörelerde arkadaşlar karşımıza toplu yerleşme çıkmakta. Hocam biraz böyle ilsel olarak girsen Konya, Şanlıurfa gibi yörelere gittiğinizde karşınıza ne çıkmakta arkadaşlar kırsal meskenlerde? Toplu yerleşme çıkmakta. Peki dağınık yerleşme. Eğer sana dağınık yerleşme diyor ise bu adamların mutlu oldukları durum onların da ne sorunu yok arkadaşım? Su sorunu yok. Yani istedikleri her noktada karşılarına çok rahat su çıkabiliyor. Bu adamların en büyük sıkıntısı nedir arkadaşlar? Yer şekilleri çok engebeli yani buradaki sorun yüzey şekillerinin çok engebeli olması. Engebeli olunca ne sıkıntısı başlıyor? Tarlalar azalıyor, geçim derdi başlıyor. Yine ben bunu sana neyle anlattım? İklim ve yer şekilleri. Demek ki dokularına göre kırsal yerleşmeler diye bize sorarlarsa aklına ana iki etken gelecek. Ya yer şekillerinde sorun var ya iklimsel bir sorun var. Peki dağınık yerleşme su sorunu yok. Bak yüzey şekilleri engebeli. Böyle deyince aklınıza neresi geliyor arkadaşım? Kesinlikle neresi geliyor? Karadeniz geliyor. Özellikle de nokta atışı isterse de nereye gidersiniz? Doğu Karadeniz'e gidersiniz sorularda. Evet bunun yani bu bilginin iki kez KPSS'de çıktığını, farklı yıllarda çıktığını görüyoruz. Ve biliyorsunuz çıkan bir bilgi tekrar tekrar karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Demek ki dokularına göre kırsal yerleşmeler, dikkatli ol, toplu ve dağınık olarak ikiye ayrılıyorlar. Bize toplu diyorsam yüzey şekilleri sade ama su sorunları var. Bize dağınık diyorlarsa arkadaşlar dikkatli olun su sorunu yok. Ama yüzey şekilleri nasıl çok engebeli. Yani bir buradaysa B burada. Diğer ev burada. Nasıl yerleşiyorlar arkadaşlar? Dağınık bir şekilde yerleşiyorlar. Evet bir başka bilgiden daha bahsetmek istiyorum. Yerleşme planına göre e, yerleşmeler nasıldır diye sorarlarsa arkadaşlar. Yani bugüne kadar hiç soru gelmemiş. Ama bazen daireseli bazen ışınsalı arkadaşlar ya da çizgiseli cümle olarak duyup kafanız karışabiliyor. Yerleşme planına göre yerleşmeler tamam mı? Dikkatli olunuz. Yol boyunca yerleşebilirsiniz. Eğer bir yol varsa yol kenarına insanlar yani şöyle düşünün bir yolumuz var. Burada bir yol var. İnsanlar ne yapmışlar arkadaşlar? Yolun etrafına bu şekilde yerleşmişler. Bunun adı nedir? Yol boyu yerleşmeleri. Hat boyu var ki bunu genellikle arkadaşlar dokularına göre yerleşmede anlatanlar var ama bence yerleşme planına göre anlatmak daha sağlıklı. Hat boyu dediği ne? Çizgisel yerleşme arkadaşlar. Burada da nedir? Bir hat vardır. Bu hatı bir akarsu oluşturabilir. Ben bu çizimde akarsu yaptım. Bir demir yolu rayı oluşturabilir. Bir deniz kenarı, bir göl kenarı oluşturabilir arkadaşlar. Ve onun etrafına yerleşirsiniz. Bunun adı nedir? Hat boyu yerleşme. Çizgisel yerleşmedir. İşte deniz kenarı olur, göl kenarı olur, demir yolu kenarı olur. Akarsu vadisinin kenarları olabilir. Ben burada akarsu vadisinin kenarına yerleştirdim. Bu da nedir? Hat boyu çizgisel yerleşme. Işınsal var arkadaşlar. Işınsalda da şöyle düşünün. E şöyle bir yolun var yani bu bir yol İşte buradan bir yol geçiyor buradan bir yol geçiyor ben ne yapıyorum buraya yerleşmişim buraya yerleşmişim buralara yerleşmişim dikkatli ol Yoll yolların etrafındayım ama değişik doğrultulara gidiyor bu yollar. Tamam mı? Bunun adı da nedir arkadaşlar? Işınsaldır. Bir de ee, dairesel yerleşme var. Dairesel yerleşme aslında dokularına göre de toplu yerleşmeyle çok üst üste oturur. Dikkatli olunuz arkadaşlar. E, dairesel yerleşiyorsam dikkatli ol. Orada ne azdır? enge azdır. Yani örneğin suyu buluyorum. Etrafına enge az olan yerlerde hemen etrafına yerleşiyorum. Çizdiğimde de nasıl yerleşme oluyor? Dairesel yerleşme oluyor. Çok hızlı tek. Tekrar ediyorum. Yerleşme planına göre derse yol boyu yani bir normal bir karayolun etrafına yerleşme, hat boyu diyorsa çizgisel yerleşme bir demiryolu hatta olabilir bu. Akarsu Vadisi, Akarsu Kenarı olabilir, Deniz Kenarı, Göl Kenarı yani bir su kenarı olabilir. Işınsal yerleşme diyorsa farklı yollar var ve ben onların etrafına değişik doğrultularda yerleşiyorum. Dairesel yerleşme diyorsa bizim neye çok benziyor? Toplu yerleşme cümlesine çok benziyor. Orada genellikle engebi az. Yani ikisini ortak tutabilirsiniz soru çözerken. Yani dairesel yerleşme ülkemizde nerededir diye sorarsa işte yine İç Anadolu, yine Güneydoğu Anadolu çok rahat diyebilirsiniz. Çünkü ne olması lazım arazide? engebenin az olması gerekiyor.